Herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasalıyorumuz. Burada anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tamamen teknik analiz içerikli olup destekleri denemeler varsa formasyonlar eşliğinde sizlere sunum yapılmakta olup sadece bu sayfaya dayanarak yapacağınız işlemler sizden risk ve getiri tercihine uygun sonuçlanmayabilir. Dedikten sonra hızlı bir şekilde hisselerimizin teknik analizine geçelim değerli dostlar. Evet. Karsan Otomotiv ile başlıyoruz teknik analiz çalışmamıza. Ekranımızda günlük grafiğimiz mevcut. Şöyle aldığımız zaman değerli dostlar, Karsan'da şöyle geçmişten gelelim. Burada Karsan'da görmüş olduğunuz ilk önemli detayın değerli dostlar. Bakınız şu bölgedeki bakınız onay hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Bunları anlatıyorum ki sizler de bu tür pozisyonları yakaladığınız zaman görüp buralardan tecrübe edesiniz. Şimdi değerli dostlar bakın daha önce test edilmiş. Bakın 3 defa test edilmiş bir bölgemiz mevcut. Bu 3 bölgede de ne olmuş değerli dostlar? Satış baskısıyla karşılaşmışız. Ve aynı şekilde bu güçlü direnç bölgesi geçildiği zaman şu seviyede bakınız yine bizim için bir alım fırsatı burada gerçekleşmiş ki bunu da ne yapıyoruz? Yeşil ok ile gösteriyoruz. Şimdi en sevdiğimiz tabloyu, en sevdiğimiz harekete bakınız. Sert bir yükseliş ve tekrar bakınız geri çekilmeyle aynı önceki dönemden değerli dostlar bir alım fırsatını sunmuş. İşte bu bizim için bir onay hareketidir. Yani bu tür yükselişlerde mutlaka bir geriye dönüş, bir onay hareketi gözlemlenmeli. Yani yatırımcı burada olayı alamadı. İşte yükseliyor, geriye dönüyor. İşte bu geriye dönüş bir fırsattır, bir onay hareketidir değerli dostlar. Nihayetinde burada teknik olarak karşımıza şöyle klonlayalım şu kısmı. Şöyle aldığımız zaman değerli dostlar bakın şu bölgede aradaki mesafe kadar yukarıya doğru gitme potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz ki bu da aşağı yukarı değerli dostlar hedefine gelmiş olan bir hisse olarak, çanak kaplama hedefine gelmiş olan bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada tepeleri gördük, işte bu tepelerden onay hareketini gördük ve hedefine varmış bir Karsan hissesi olarak karşımıza çıktı değerli dostlar. Evet, bakınız her çanak formasyonu oluşan hedefine gitmeyebilir. Ama bakınız bu tıkır tıkır hedefine ve hedefinin daha da üstüne çıkmış. Şimdi geldiğimiz durum nedir? Artık bu senaryodan uzaklaştık. Geldiğimiz durumda ise olay biraz daha farklı. Artık burada değerli dostlar şu açıdan bakmak, değerlendirmek ki daha önce şu çizgiyi çizdiğimi hatırlıyorum. Yatırımcının bir defa bu siyah çizgi altına bu hisse düşmediği müddetçe yükselen trendinde hiçbir bozulma olmadığını bilmesi gerekli. Niçin? Çünkü burada arkadaşlar yine defalarca test edilmiş olan bir destek çizgisi gözüküyor. Bu anlamda bu siyah çizginin altına düşüşler gelmediği müddetçe yükseliş trendi arkadaşlar şu şekilde gidecektir. Ha, ne zaman ki bu seviyenin altına düştük o zaman dikkat edeceğimiz dönem başlıyor diyebiliriz. Bu anlamda şöyle baktığımız zaman artık yatay seviyede bir direnç bölgesi görüyoruz arkadaşlar. Hemen atıyoruz şöyle. Bakınız ortalama 3.30 seviyeleri bakınız 3.30 seviyelerin üzerine kapanış yapar isek şu aşamada ki bugün de güzel primledi. Diğer tarihi zirvemiz olan 3.67'lere doğru yolculuğumuz devam edecektir arkadaşlar. Teknik olarak 3.30 seviyeler artık bizim için önemli bir nokta diyebiliriz Karsan için. Hemen fiyat etiketlerini yapıştıralım. 3.30 seviyeleri üzerinde 3.67-68 bu seviyeleri test etme olasılığımız var. Ve yine bakın şu geçmişteki oluşmuş olan o büyük çanağın şu bölgedeki büyük çanağın burada küçük versiyonu oluşabilir. Nasıl ki?
Yine aynı şekilde arkadaşlar ihtimaller dahilinde 3, 67, 70 bu seviyelerin üzerindeki hareketlerde ola ki bir gün burayı test eder isek şöyle minimum destek hattını alalım, kapanış bazlı değil. Şöyle baktığımız zaman da yukarıda değerli dostlar 3.67 üzerinde bir çanak hedefi 4.80 4 bandını test etmiş olacağız. Teknik olarak bu pozisyon gerçekleşirse. Yani daha önceki çanak katlama hedeflerinin çok güzel şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Genelde bakınız bu katlama hedefleri burada bakınız küçük çaplı da olsa oluşmuş çanaklar burada söz konusu. Şöyle bakıyoruz tekrar çiziyoruz. Yani bu hissenin çanaklarla arası iyi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Çanaklarla arası iyi olan bir hisseyi burada 3.70'lerin üzerinde tekrar bir oluşum içerisinde görmek olasılık dahilinde. 3.30 bizim için önemli bir direnç. Gün sonunu 3.30'un üzerinde yaptığı takdirde 3.67'ler karşımıza hedef olarak çıkacak. Ve bu 3.30'luk direnç artık desteğe dönüşmüş olacak arkadaşlar. Bu şekilde takip edebiliriz. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerden MACD indikatörünün ve göreceli güç endeksinin olumlu olduğunu görmekteyiz. Şimdi farklı açılardan bakalım. Bollinger bandı ki zaten sıkışmanın olduğu burada belli arkadaşlar bakınız. Sıkışma yukarıya kırmış bu güzel. Yani bu kırılım yeni oluyor. Umarım yükseliş devam eder. Süper trend ki zaten önceden pozisyon vermiş. SAR halen pozitif. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bulutun üzerinde olmamız oldukça şahane değerli dostlar. Yani teknik göstergelerin baktığımız zaman pozitif seyrin devam ettiğini görmekteyiz Karsan'da. Diğer bir hissemiz Karele. Bakalım Karele Elektronik. Değerli dostlar Karele'de şöyle alalım. Şimdi bu tür pozisyonlarda genelde bir düşüş beklentisi olur. Yani bu direnç geçilemediği müddetçe buradan arkadaşlar şu şekilde bir beklentimiz. Yani şöyle geriye doğru düşüş. Ve buradan da artık aşağı doğru sallanma. Genelde bir beklenti içerisinde olur. Ama dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar burada nettir. Bakınız ortalama fiyat etiketlerini yapıştırıyorum. Yani 20 bantları üzerinde olumlu seyir devam edecektir. Yani bu seviyenin üzerinde yukarı gitme iştahını görebiliriz. Ama burada tabii ki de dikkat edin. Olası geri çekilmelerde bakınız şu seviyenin altı kritik olacaktır değerli dostlar. Bakınız 3 defa test edilmiş. Olası geriye dönüş ve bu çizginin kırılması teknik olarak satışı üretir. Buraya dikkat edin. Kaç olur bu? İşte 18 onlar olur. Daha yukarıda 19 onlar olur. Bu değişir arkadaşlar. Yukarı yönlü bir çizgimiz olduğu için destek burada değişir. 18, 50, 19 bantlarında takip edin. Bu seviyelerde kırılım aşağı doğru gelir ise teknik olarak satış üretir. Ama 20-20 işte 20-25 bu seviyelerin üzerinde de yukarı doğru en azından şu şekilde bakınız bir çanak katlaması yaptığımız zaman bakın şöyle 24 banttan üzerine atabiliriz. Küçük çanak hatta fincan kulp da diyebiliriz buraya şu şekilde gösterelim. Bakın şu şekilde arkadaşlar bir fincan kulp oluşumu. Onun için şöyle ortalama diyelim işte 20-50'lerin üzerinde Karele hissesinde yukarıya doğru yolculuk söz konusu olabilir değerli dostlar. Sınırdayız. İyi takip eden arkadaşlarımız bu hisseden kazanç elde edebilirler. Takibini iyi yapacaksın. Kimse sana senin için özel hisse takibi yapmaz. Biz bakınız burada teknik analizini yapıyoruz ve teknik göstergelerde sınır bölgesinde durduğunu görmekteyiz. Umarım üst sarı çizgi kırılır ve yukarıya doğru güzel bir atak gerçekleşir. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Geçenlerde de yine kulp hedefi nedir hocam diyenler çıktı. Şöyle anlatalım arkadaşlar burayı da. Hatta şöyle çizgiyi biraz kalınlaştıralım en kalınından. Değerli dostlar şimdi fincan kulp formasyonunda bizim teknik hedefimiz şu ana derinlik kadar. Bakın
şu ana derinlik kadar yukarıya gitmesi olarak karşımıza çıkar. Yani kırıldığı zaman burası, bakınız teknik hedefi nedir? Şöyle koyalım. Fincan kulp hedefinin teknik hedefi 31.10'lar. Ama biz diyoruz ki yani piyasalarda fincan kulp formasyonunda ilk önce kulbun bir hedefine varması beklenir. Bu hedefimizde kaç arkadaşlar burada? Yine teknik verilerle gösteriyorum. 24.66 bantlarına bir yükseliş beklentisi olur. Ama burada bu formasyon tam işlemeyip sadece kulp kısmından döndüğü zamanlar olmuştur. Veyahut da buralardan bir düzeltme hareketi gelmiştir. Onun için biz ilk etapta çok çok yükseklerde uçmayalım. Bu fincan kulp formasyonunda fincanın derinliği kadar işte 31'e gider teknik anlamda demeyelim. İlk önce bizim şu 24.60'ları bir görmemiz lazım. Yani bu seviyelere geldiği zaman buralardan düzeltme yiyebiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani burada kulp formasyonu diye tiye de almaya gerek yok. Fincan kulp formasyonu zaten buradaki tabiri ayrı ayrı ben değerlendiriyorum. Kulbun bir hedefini ortaya koyuyorum. Fincanın derinlik hedefini ortaya koyuyorum. Yani buralardan kulp kısmından bazen düzeltmeler gelebildiğini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yoksa biz burada fincan kulp formasyonu deyip de sadece kulp kısmı işte 24.60'a kadar gelebilir ancak daha yukarı çıkamaz gibi bir iddiamız söz konusu değil değerli dostlar. Yani bunu da belirteyim. Umarım buradaki formasyon sarı çizgi üzerine kırarak fincan kulp formasyonu gerçekleşir. Bekleyip göreceğiz. Olası dönüşlerde de bakınız siyah alt destek çizgisini takip ediyoruz. Bakalım nerelere kıracak arkadaşlar. Karel iyi takip edildiği zaman bence kaybettirmez, kazandırır. Yani şöyle diyelim, kaybettirmez derken adam hisseye girdi. Yani nerede duracağını, nerede çıkacağını bildiği için ciddi zararları olmayabilir bu hisse. Ama getiri anlamında da güzel getiriler elde edebilir. Tamamen yatırımcının iyi takip etmesine, iyi gözlemlemesine bağlı bir durum. Evet, bizdeki teknik görüntü bu şekilde. Umarım olumlu bir şekilde yukarıya doğru gider arkadaşlar. Evet. Bollinger bandı bakınız daralmış, yukarıya kırmış. Üst banttayız. İşte buradan bir düzeltme yiyebilir mi? Zaten sınırdayız. Bunu göreceğiz. Süper trend olumlu. Parabolik halen olumlu. İçimoku bulutu olumlu arkadaşlar. Yani teknik anlamda olumlu. Artık üst sarı çizgiyi takip edeceğiz. İşyat. Evet, iş yatırım. Öncelikli olarak şu ana hattı bir alalım. Evet, şöyle bir yükselen trendimiz burada mevcut değerli dostlar. Yine iş yatırım için, iş yatırım ortaklığı için alt yeşil çizginin altına sarkma gelmediği müddetçe yükselen trendimiz devam ediyor. Bu yükselen trendin destek kısmından dönmüş durumdayız. Umarım ilk etapta bakınız şu 3.35-3.40 seviyeleri aşılır ve buradan bir katlama ile arkadaşlar bakın şu şekilde bir katlamayla yeni zirveler, yeni tepeler test edilir. Temennimiz bu şekilde. Yükselen trendimiz devam ediyor değerli dostlar. Hemen şuradan çizgi grafik üzerinden daha net göstereyim sizlere. Bakınız 3.37 gibi bir direnç noktamız var ki buraya temas edip bakınız tam da buradan dönmüş. Bu seviyenin üzerinde gün sonu kapanış bizler için gerekli değerli dostlar. 3.37-3.38 bu seviyenin üzerinde gün sonu kapanış gelmeli. Bu şekilde baktığımız zaman bu kapanış bizleri daha yukarıda 3.93'lere kadar taşıyabilir değerli dostlar. Evet, teknik görüntü şimdilik bu şekilde. İş yatırım ortaklığında indikatörlerimiz olumlu. Koç Holding.
Evet, Koç Holding. Yani şimdi Koç Holding ile ilgili, ya bu aylık grafiğini açın bak. Zor bir şey değil. Şimdi Koç Holding, Aselsan, işte ne bileyim, bu tarz hisseler, BİM pazarlanmaz arkadaşlar. Geçen böyle bir ifade kullanmışız. Koç Holding pazarlanıyor. Ya şimdi ben bu piyasada bu tarz laflar abesle iştikal görürüm. Yani hisse pazarlayanlar ve hangi hisseleri pazarladıkları ve ya bu hisse hacimli, güçlü, ya devlet bassa bu şirketler batmaz arkadaşlar, ya ne bileyim şimdi nasıl anlatalım? Ya bu hissenin pazarlaması olur mu arkadaşlar? Bu hisseler yatırım hisseleri, ya alacaksın, unutacaksın. Bir gün keyfini süreceksin. Yani ben Koç Holding'e öyle bakarım. Şimdi daha önce yükselen bir trendimiz ne oldu? Sonlandı. Bakınız şu şekilde, hatta şu kısmın bakınız analizini de yapmıştık hatırlarsanız. Hani biz hep dipten bir hareket verip, yani kırılım hareketi olup yukarı yönlü kırılım gelip geriye onay aldığını hep söylüyorduk. Burada tam zıttı olmuş. Bakınız buradaki onay da nedir arkadaşlar? Destek, destek, destek. Bakınız yukarı çıkıp döndü. Yere bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Her yeri teknik kokuyor. Şimdi bu ne yapmış? Burada düşüş onayını almış. Ama şimdilik bakınız bir ikili dip pozisyonuna devam ediyor. Bu anlamda yani yukarı doğru kırılma, güçlenme durumu olabilir. Ama esas dananın kuyruğunu kopacağı nokta şurası. Şu kısım kırılmalı. Yani burası kırıldığı zaman artık yukarı yönlü. Yani bakın tepeler daha aşağıda, tepeler, dipler daha aşağıda. Yukarı doğru kırıldığı zaman bakın bu bir tepe ise burada yeni bir tepe oluşacak. Yukarı kıracak. Daha sonra şu tepenin üzerinde, daha doğrusu dibin üzerine geri çekilip daha aşağıda bir dip oluşturacak. Yani yükseliş bu şekilde olur arkadaşlar. Yani yukarı aşağı, yukarı aşağı bir şekilde götürürler giderler. Ama önemli olan işte bu bahsettiğimiz destek çizgisinin, daha doğrusu direnç çizgisinin kırılması gerekli arkadaşlar. Burayı iyi gözlemleyelim. Ki zaten yatayda da şöyle baktığımız zaman ortalama 16.05 seviyelerinin direnç olduğunu görmekteyiz. Umarım bu seviyeler kırılıp yukarıya doğru ataklar gelir diyelim değerli dostlar. Yani Koç Holding ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Yani bu tarz hisseler pazarlanmaz arkadaşlar. Alınır, yatırım olarak bir köşede biriktiririz. Yani hangi hisselerin pazarlandığını, hangi hisselerin millete artık tepeden verildiğini sizler biliyorsunuz. Yani bu tür hisselerde pazarlama muhabbetinin olmasını ben abesle iştikal görüyorum. Şöyle bakıyoruz. Bakın her yeri teknik kokuyor. Kardeşim tekneye uy, sen de pazarlattırma. Ya ne diyelim şimdi? Güzel. Umarım 16.05 direncine kadar gelir ki daha önce test etti burayı. Umarım burayı kırıp hacimli bir şekilde gider. Ha, gidemedi diyelim. Oldu ki geri çekildi arkadaşlar. Yani burada şu artık destek hattı olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye kırılmadığı müddetçe bu hissenin teknik olarak sana tut olarak döndüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Yani teknik bunu söylüyor. Destek üzerine kaldığı müddetçe yukarı gitme potansiyeli var. Evet. Koç Holding ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Umarım güzel güzel hareketleri görürüz. Şöyle bakıyoruz. Ha şunu söyleyelim. Yani bu hareket için ben bankacılık ve akabinde de holdingler. Yani ben bir şeyler olacağını bekliyorum. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Süper trap güzel. Parabolik sarı güzel. İçimoku bulutu önemli, bakalım. Evet, İçimoku bulutunda bulutun alt seviyesindeyiz değerli dostlar. Bulut seviyesi şöyle baktığımız zaman 15.87 ve de 16.26 gibi dirençlere sahip. Umarım buralarda geçilir. Bulutun üzerine bir yükseliş hareketi başlar diyelim. Geçelim Koç Holding Krimasan'a bakalım. Evet. Yine Krimasan'da ilginç bir grafik. Hemen şurayı temizleyelim.
Evet, şöyle alıyoruz. Bu bizim sevdiğimiz tablo oluşmuş arkadaşlar burada. Bak sen şuna. Şöyle alıyoruz arkadaşlar deyip kısmını da koyduğumuz zaman bakınız bu daralmanın yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz. Ve bu kırılmada burayı iyi gözlemliyoruz artık arkadaşlar. Yani burası bizim gözlem alanımız. Bakalım buralarda neler olacak? Bir ışık yanacak mı? Hep beraber göreceğiz. Şöyle alttan indikatörlere bakalım. Birincisi göreceli güç endeksi bizim için önemli bir nokta. MACD indikatörü ara ara kesişime doğru gitse de tam anlamıyla bir kesişme gelmemiş. Güzel. Şimdi burada yatırımcı arkadaşların takip etmesi gerektiği nokta. Bakalım bir pullback yaparak şu şekilde yükseliş onayı olarak karşımıza çıkacak mı arkadaşlar? Bunu gözlemleyeceğiz. Yani şu bölge önemli. Burayı iyi takip edelim. Şöyle baktığımız zaman işte 15-35 seviyeleri burada güçlü bir destek bölgesi. Şöyle çizelim bu destek bölgesini. Bakınız nereden geldiğine iyi bakın. Hatta şu seviyelere kadar götürelim arkadaşlar. Ne demek istediğimizi daha rahat anlayın. 15-50'lere kadar çıkabiliyor geçmişten alırsak. Bakınız şöyle. İptal yapalım. Evet. Şu bölge arkadaşlar. 15, 35, 15, 50 aralığı. Bakın kaç defa test edilmiş. Hareketin başladığı nokta. Destek. Bakınız birkaç defa test edilmiş. Kırılmış satış. Bakınız destek, 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 destek. Bakınız destek defalarca test edilmiş. Yani bir düşüş onayı, pardon yükseliş onayı hareketine dönüşebilir dedik ya. Şimdi buradan şu seviyeye kadar yani 15-40 kabaca ortalama bu seviyelere kadar olan düşüşleri ben normal karşılarım ve bu hissede de bir yükseliş onayının bir fırsata dönüşme ihtimalini de değerlendiririm. Göz önünde tutarım arkadaşlar. Bu anlamda da şöyle baktığımız zaman zaten burada direnç bölgemizde belli. Kaçmış şöyle arkadaşlar. 17.80 bantları da bizim karşımızda burada ortalama bir direnç noktası olarak geçiyor 17.80 seviyede. Evet. Takibini bu şekilde sağlayalım. Umarım bir yükseliş onayıdır. Yatırımcısını memnun eder diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde değerli dostlar takaslara geçelim. Tabi bilgisayarda da ufak tefek sıkıntılar mı yaşamaya başladık? Geçiyoruz şimdi takasına. Değerli dostlar, Karsan Otomotiv aylık takasına bakıyoruz. 39'a 36. Ya satıcının biraz daha baskın olduğunu, haftalıkta ise bakınız başa baş bir duruma geldiğini görüyoruz. Güzel. Karel Elektronik'e bakalım. Aylık takasta 33-12 çok güzel bir takas. Haftalıkta da yine takasın olumlu bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani alıcılar daha toplu, satıcılar dağınık. Bu anlamda olumlu. İş yatırım ortaklığına hemen bakalım. Aylıkta negatif bir takas. Haftalıkta ise takasın olumluya döndüğünü görüyoruz. Koç Holding aylık takas negatif 2'ye 35 her şeyi özetliyor. Haftalıkta ise daha olumlu bir tablonun yer aldığını görmekteyiz değerli dostlar. Evet. Klima sana bakalım. Yine aylık takasında 19.32 negatif, haftalık takasında ise 34.27 pozitife geçmiş durumda. Evet, bu takaslar da tek başına yeterli değil. Bunları teknikle, işte haberle vesaire hepsini bir özdeşleştirmek lazım. Yoksa sadece takası tek başına kullandığımız zaman yetmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bazen zıttı durumlarda çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Ama genelde BIST 30, BIST 50 hisselerinde takas gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, yine katıl butonundan farklı kategorilerdeki bölümlerden, katıl üyeliklerinden de üyeliklerini sağlayabilirsiniz. Beğeni, yorum, tavsiyelerinizi yine etrafınızda bu işlerle uğraşan arkadaşlarınıza da kanalımızdan bahsedebilirsiniz. Yine bizleri yine Traderman X adıyla hem Twitter'dan hem Instagram'dan
takip etmeyi ihmal etmeyin. Tekrar ve nice güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bereketli kazançlar sizlerle olsun.